Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir mini çanta yapacağız. Çantamızın yapımı için kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipimi şöyle göstereyim. 3,5 milimlik tığ ile öreceğim. Bu modeli istediğiniz her türlü iple örebilirsiniz. Ben daha önce polyester makrame ile de örmüştüm. Polyester makrame, pamuklu makrame, supra ip, mumlu koton ipler, yani çanta örgüsüne yakıştırdığınız her türlü iple tabii ki de örebilirsiniz. Küçük ebatlarda bir çanta olacak. En olarak yaklaşık 15, boy olarak da 20 santim ebatlarında telefonunuzun, gözlüğünüzün, işte kartlarınızın sığabileceği mini çantalardan olacak. Yazın rahatlıkla kullanabileceğiniz küçük, dediğim gibi kullanışlı bir çanta olacak inşallah. Şimdi kağıt iple ilgili yumuşatma işlemi yapmıyorum. Size zor geliyorsa örmesi tabii ki yapabilirsiniz. Ama ben tercih etmiyorum. Zincir çekerek başlayacağız örgümüze. Ben şimdi hemen örgümüzün anlatımına geçiyorum. Şimdi ilk olarak 22 tane zincir çekeceğiz. Ben söylediğim gibi her zaman ilk yaptığım zinciri düğüm olarak sayıyorum. Yirmi iki tane zincir çekiyorum. Şimdi 22 tane zincirimi çektikten sonra bir tane daha zincir atıyorum. Zincir çekiyorum yani. Çünkü bu zinciri örmeyeceğim. İkinci zincirimi batarak hemen zincirlerime sık iğne örmeye başlıyorum. Sıra sonunda son bir tane zincirim kalana kadar hepsine batarak sık iğne yapacağım. Katip olduğu için tabii ki biraz örmesi zahmetli oluyor, zor oluyor. Böyle sıranın sonunda ta ki bir zincirim kalana kadar sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sıramın sonunda bir tane zincirim kalana kadar ördüm. Son kalan zincirime yine bir tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani bu son zincirimin içinde 3 tane sık iğnem oldu. Bu 3 sık iğnenin aralarında birer tane de zincir yapmış oldum. Şimdi karşı tarafa, karşı taraf derken yani zincirin üst kısmına dönmüş oldum. Buralara birer kere batarak sık iğnemi yapıyorum yine. Sıramın sonundaki son zincirime kadar, sıra başı oluyor şimdi, başladığımız yere kadar örmeye devam ediyorum sık iğnelerimi birer birer. Düzeltiyorum. Kağıt ip olduğu için kalıp gibi duruyor zaten. El ütüsü yapın. Elinizle sürekli düzeltin. Kendi formunu alıyor zaten dediğim gibi. Ben kağıt iple örmesini çok seviyorum. Kanalıma abone olan takipçilerim bunları çok iyi biliyorlardır. Kağıt ip çok zor örülüyor ama çantada kağıt ip tercih ediyorum. Seviyorum. Onun görüntüsü benim daha bir hoşuma gidiyor. Ama tabii sürekli kağıt iple de çalışmayacağız. Bundan sonrakilerde bolca makramelerle de çalışacağız. Polyester makramelerle. Daha güzel, yeni, çok farklı modellerde göreceksiniz. Şimdi
Benim için de iyi olacak. Onların örmesi daha kolay. Katibinki zor. Şimdi son zincirime geldim. Bakın burada benim son zincirim. Bu son zincir derken bu tarafta yani başlangıç yukarıda başladığımda da ilk sık iğnemi battığım yer burası zaten. Şimdi oraya zaten bir tane başlıyorken batmışım. Şimdi bir tane daha sık iğne yapacağım. Daha sonra bir zincir çekeceğim. Bir tane daha sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnemin tepesine batıp sırayı kapatacağım. İlmek çıkardım, çıkardım. İlmeği sıranın içinden geçirdim. Şimdi elüt dediğimiz yani elle düzleştirme işlemimi de yaptım. Bu kadar minicik bir taban benim için yeterli. Çünkü küçük bir çanta yapıyoruz. Çok tabana olmasına gerek yok. Şimdi üzerine bir sıra bütün sık iğnelere yarım trabzan yapacağım. Bir ve iki zincir çekiyorum. Yarım trabzan, çakma sık iğne de dediğimiz ipi dolayıp direkt batıp ilmekleri topladığımız işlem. Yani tığıma ipimi doluyorum. Sık iğnemin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım bu 3 ilmeği yani tığımda olan bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Çakma sık iğne de deniyor dediğim gibi. Ben yarım trabzan demeyi tercih ediyorum. İp doladım, batırdım, ilmek çıkardım. 3 ilmeği tek seferde topladım. Şimdi dilerseniz böyle de gidebilirsiniz. Ya da dilerseniz şöyle de yapabiliriz. Buranın taban olduğu belli olsun istersek. Direkt tepelerine değil, arka kanatlarına batarak da örebiliriz. Tercih size kalıyor. Öyle arka kanatlarına sadece batarak yarım trabzanları da yapabilirsiniz. Şimdi bu bizim arttırma azaltma olmayan tek yarım trabzan sıramız. Bu sıradan sonra zaten modeli kurmaya başlayacağız. Evet, yarım trabzan sıramı bitirdim. Dönüşlerde de hiçbir artırma yapmadım. Dediğim gibi bütün sık iğnelerimin arka kanatlarına batıp birer kere hepsine batarak yarım trabzan sırasını oluşturdum. Şimdi modeli kurmaya başlayabiliriz. Modelimiz için ilk önce 1 ve 2. 2 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra pardon, daha sonra bu zincirimizin dibindeki trabzanın tepesine batıp şöyle tekrar göstereyim. 2 zincir çektim, ip doladım. İlk trabzanımın tepesine batıp ilmek çıkardım. Bu çıkardığım ilmeği örüyorum. Yani tığdan çıkarıyorum. Kalanları tığda bekletiyorum. İp doluyorum. 1 ve 2. İki trabzanımı atlıyorum bakın. 1 ve 2. Üçüncüye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk önce örüyorum. Ve şu anda tığımda 5 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde topluyorum. Ve üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu arada iki tane atladığımız trabzanları öreceğiz. Onları da ilmek doluyorum tığıma. Arkadan batarak yapacağız. Arkadan batarak yapacağız. Arkadan batarak derken nasıl? İpimizi doladık tığa. Tığımızı şöyle arkadan geçirdik. Batırdık ilk trabzanımızın tepesine. Ve ikili trabzan yapacağım. Tekrar ilmek doladım. Şimdi diğer örmediğim aradaki ikinci trabzana ikili trabzan yapacağım. Arkadan tığımı geçiriyorum. Batırıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. İp doluyorum. Ve şu an en son bu battığım trabzana bir kere daha batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği örüyorum. Kalanları bekletiyorum. İp doluyorum. 1 ve 2. 2 trabzanımı atlayıp 3.'ye batıyorum. İlmek çıkarıyorum.
İlk önce çıkardığım bu ilmeği örüyorum. Ve şu an 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimi tek seferde tığımdan çıkarıp üzerine bir tane zincir çekiyorum. İpimi dolayıp şimdi bu arada atladığım 2 tane trabzanı arkadan ikili trabzan yapacağım. Tığımı böyle geçirerek ikisine de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bakın aynı işlemi sürekli tekrar ederek bu sırayı öreceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi ters V'ler oluşuyor. Bir kere daha birlikte yapalım. İp doladım. En son bakın şurada görünüyor zaten. En son battığım şu trabzana daha önce batmış olduğum asla aralarda boşluk yok. Daha önce battığım bu trabzana batırıyorum tığımı, ilmek çıkarıyorum. İlk önce bu ilmeği örüyorum. Kalanları bekletiyorum. İp doluyorum. 1, 2. Atlıyorum 2 tane trabzanı. Üçüncüye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk çıkardığım bu ilmeği örüyorum. Ve kalan 5 ilmeğimi tek seferde tığımdan çıkarıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. İp doluyorum ve şimdi bu iki trabzanı arkadan öreceğim. İkili trabzan yapacağım. Arkadan şöyle batırıp tığıma ikili trabzanımı yapıyorum. İp doladım, arkadan geçirdim. Trabzana batırdım. İlmek çıkardım. İlk önce ilk iki ilmeği, sonra diğer iki ilmeği. Yani ikili trabzan. İp doluyorum. Bir kere daha yapalım. En son bakın battığım noktaya tekrar batıyorum. İlk ilmeği örüyorum. Kalanları bekletiyorum. İp doluyorum. 1, 2. 2 taneyi atlıyorum. Üçüncüye batıp ilmek çıkarıyorum. İlk önce bu ilk ilmeğimi örüyorum. Şu an 5 tane ilmek var. 5 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bakın V'm oluştu. Şimdi bu boşluğunu doldurmak için de arkadan tığımı geçirerek her iki trabzana da birer tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi sürekli aynı işlemi tekrar ederek böyle döne döne öreceğim. Pardon. Fazla çektim. Gösterdiğim bu işlemleri sürekli zaten aynı işlem. Örüp böyle bu sırayı bitireceğim. Daha sonra yine aynı işlemi yani hep bu. Bütün sıraları bunu öreceğiz. Hep aynı şekilde öreceğiz, öreceğiz, öreceğiz. Bir sonraki sıraya geçeceğiz. Hep aynısını yapacağız. Ben şimdi size bir miktar öreceğim. Size şu sırayı birleştirme, kapatma kısmını göstereceğim. Bir üst kısma geçiş kısmını göstereceğim. Kaç sıra ördüğümüzü göstereceğim. Şimdi ben biraz bir öreyim. Sonra üstünden tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi ben ördüm. Şimdi size tabii daha bitmedi çanta. Sırayı nasıl kapatıyorum? Üst sırayı nasıl yapıyorum? Bir sonraki sıraları beraber yapacağız. Bir miktar ördüm. Şimdi bakın çantanın her iki tarafında göstereyim. Birleştirme yeri görünmüyor ve belli olmuyor. Onu nasıl yaptığımı şimdi size anlatacağım. Nasıl oldu da görünmedi, belli olmadı. O kısmı göstereceğim size. Sırayı kapattığımızda yaptığım işlem sonucunda birleştirme kısmımız belli olmuyor. Daha önce ben bu modeli örmüştüm ama o şekilde yapmamıştım. Yani şu an göstereceğim şekilde yapmamıştım. Birleştirme kısmım belli oluyordu. Ama daha sonra öre öre elim alışa alışa bu şekilde yapmaya döndüm ve artık belli olmuyor. Şimdi bakın şuradan başlamıştık. Biz buradan başladık ve birleştirme kısmımız hep böyle gitti. Kaya kaya gitti yani. Aslında ilmeklerim artmadı. Aynı ilmek sayında hep devam ediyoruz. Kesinlikle artmıyor. Ancak şöyle V şeklinde olan bir model olduğu için hep böyle gitti. Şimdi
En son tekrar yapalım. Şimdi bakıyorum burada iki taneyi yapmışım. Evet, şimdi ipimi doladım. İlk önce ilk başladığımızda Trabzan tepelerine batıyorduk. Şimdi burada nerelere batıyoruz? Tabii ki de burada şu V'lerin tepesine batıyoruz. Bakın şu gördüğünüz V tepelerine basıyoruz. İpimi doladım. Tepeciğe battım. Buradan bir tane ilmek çıkardım. İlk önce çıkardım ilmeği ördüm. Tekrar ipimi doladım. Bir sonraki bakın yanındaki V'nin tepesine batıyorum. Zaten başlangıç oldu burada belli. Şurada çünkü iki tane zincir çekmişim bakın. Direkt o alttaki V'nin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk önce bu ilmeği örüyorum. 5 tane ilmeğimi tek seferde topluyorum. Yani aynı işlemi gene uyguluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İp dolayıp şimdi arkadaki iki trabzanları ikili trabzan yapacağım. İki. Tekrar bir, iki. Şimdi şöyle yapacağız, pardon. Şimdi ilk trabzanımı ördüm ya, ikinci trabzanımı da. Bir. Şimdi iki tane ilmeğini iki yapıp kapatmadan birleştirme yapacağım. Tekrar göstereyim. İpimi doladım. Trabzanı arkadan batırdım. İlmek çıkardım. Bu ilk iki ilmeği ördüm. Kalan iki ilmeği bekletiyorum. Başlangıcımdaki bakın tepe noktasına direkt batacağım. İlmek çıkaracağım. Çıkardığım bu ilmeği tığımdaki diğer iki ilmeğin içinden geçirip sırayı kapatacağım. Üzerine bir ve iki zincir çekip bir sonraki sıraya çıkacağım. Kapatışı bu şekilde yaparsanız ilmekleriniz yani başlangıç noktanız böyle çizgi halinde belli olmuyor. Onu da göstermiş olayım. Şimdi bir üst sıraya nasıl çıktığımı da tekrar göstermiş olayım size. Bir sonraki sıraya beraber çıkalım. İki zinciri çektik. İlmek doladık. Hemen alttaki tepe noktam zaten tepe noktası dediklerim şu V'nin tepeleri yuvarlak gibi böyle kendini zaten gösteriyorlar arkadaşlar. Zaten bunlar da belli. Arkadaki ördüğümüz iki trabzanlar. İki zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Tepeciğe batıp bir tane ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği örüyorum. Diğerlerini bekletiyorum. İp doluyorum. Aradaki iki trabzanı atlıyorum. Direkt ters V'nin arkasındaki üstündeki tepeye batıyorum yine. Bir ilmeği örüp kalan 5 ilmeğimi şimdi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmek doluyorum tığıma. Arkadan aradaki iki tane trabzana ikili trabzanlarımı örüyorum. Söylediğim gibi bütün sıralarda aynı işlem. Yani hepsinde aslında aynısını örüyoruz. Tekrar ede ede örüyoruz. Tığıma ipimi doladım. Bakın yine ben zaten az önce battım bu tepeciğe. Tekrar batıyorum. Oradan bir tane ilmek çıkarıp bu bir ilmeği örüyorum. İp doluyorum. Aradaki iki trabzanı atlıyorum. Diğer tepeciğe batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği örüyorum. 5 taneyi tek seferde topluyorum. Çıkarıyorum yani tığımdan. Bir zincir çekiyorum. Bakın ters V yine oluştu. Şimdi arkasındaki şu altta kalan ikili trabzanları öreceğim. Arkadan tığımı geçirip onları yine ikili trabzan olarak örüyorum. Bir. Yani başlangıçta az önce anlattığımda aynısını yapıyorum. Tek fark burada trabzan üzerine yapmıştık. Burada modelin kendisi üzerine yapıyoruz. Trabzanın üzerine direkt iki tane sayıp atlayıp örüyorduk. Burada saymamıza gerek kalmadı. Ters V'lerin tepelerine batarak ilerliyoruz. İpimi doladım. Bakın aynı noktaya battım. İlk ilmeği ördüm. İpimi doladım. Sonraki V'nin aradaki iki trabzanı atladım. Sonraki V'nin tepesine battım. İlk ilmeğimi ördüm. 5 ilmeğim var şimdi. Hepsini ilmek alıp tek seferde tığdan çıkardım. Bir zincir çekerek kapattım.
Şimdi ip doladım arkadan. Bu aradaki iki tane trabzanıma ikili trabzan yapıyorum. Bir, diğerine de yapıyorum. İkinci. Bu kadar. İp dola. En son battığın tepeciğe bat. İlmek çıkar. Çıkardığın ilmeği ör. Kalanları beklet. İp dola. İki tane trabzanı atla. Diğer tepeciğe bat. İlmek çıkar. Çıkardığın ilmeği ör ilk önce. Daha sonra 5 tane ilmeğin tek seferde tığdan çıkar. Üzerinde bir tane de zincir çek. Ve ipini dolayıp arkadan trabzanları, arada kalan bu iki trabzanı ikili trabzan olarak ör. Bu sırayı sıra sonuna kadar örüp geliyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Sıranın sonunu birlikte kapatalım. Tekrar göstermiş olayım. Şimdi en son bakın 1 ve 2 tane kaldı. Başlangıcım da şurası zaten. İlk önce ilk tepeciğe batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği örüyorum. Daha sonra ip doluyorum. Diğer tepeciğe, başlangıcı da yapmış olduğum bu tepeciğe batıp yine ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ördüm. 5 tane ilmeğimi tek seferde tığdan çıkardım. Üstüne bir tane zincir çektim. Şimdi bu arkada kalan 2 tane trabzanı öreceğim. İlk trabzanıma ikili trabzanı yapıyorum. İkinci trabzanıma ipimi doladım. Batırdım. İlmeğimi çıkardım. İlk 2 ilmeğimi önce örüyorum. Kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Örmüyorum. Başlangıç yerime bakın zaten dediğim gibi 2 zincir çekip başladığım yer görünüyor. Burada 2 zincir var zaten. Yanındaki hemen tepeciğe batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Sırayı kapatmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi benim için bu uzunluk yeterli. Bir hatta iki sıra sık iğne öreceğim. Sonra da ipimi keseceğim ve çantamı bitireceğim. Şimdi hemen önce tepeciğe bir tane batıp sık iğnemi yapıyorum. Aradaki ikişerli trabzanları yine birer kere batıp sık iğnelerimi örüyorum. Bakın karıştırmayalım. Arada iki tane trabzan var, bir de tepecik var. Şu bağlantı yerlerine batmıyoruz. Yani toplamda 1, 2, 3 yere batıyoruz. Önce tepeciğe batıyorum. Sık iğne. Yanındaki trabzanlara birer tane batıp sık iğne. Bakın bu araya batmıyorum. Yine tepeciğe batıyorum. Araya batarsam ilmeği arttırmış olurum. Ağız kısmında morullanma, yani böyle genişleme olur. Tepeciğe, yanındaki trabzanın tepesine, onun yanındaki trabzanın tepesine, V'nin tepesine, yani tepeciğe, yanındaki trabzanın tepesine, onun yanındakine. Bu şekilde bir sıra sık iğnemi öreceğim. Bir sıra daha öreceğim sonra üstüne. İki sıra sık iğnemi yaptım. Bitti. İpimi kestim. Daha sonra bunu iğne yardımıyla içeriden yürüterek gizleyeceğim. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz. Hatta 11. 11 tane zincir çektikten sonra ilk zincirimi örmeden atlıyorum. Diğer zincirlerime birer tane sık iğne yapıyorum. Son zincirime kadar. Son zincire kadar örüyorum. Son zincirime geldiğimde buna battım. Aynı noktaya 1, aynı yere 2, 3, 4. 4 kere battım ve şimdi diğer taraftan bir üste çıkmış oldum. Yine zincirlerime yani birer tane sık iğne batarak sıra sonuna kadar geliyorum.
lastik biraz zorladı. Hepsine birer tane batarak sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bütün sık iğnelerime birer kere batarak ilerliyorum. Ta ki bu 4 tane yaptığım yere gelene kadar orada artırma yapıp döneceğim. Şu an hepsine birer tane batarak geldim. Şimdi bu aynı noktaya battığım 4 tane sık iğnemin her birine ikişer kere batarak dönüyorum. Hepsine bu 4 taneye 2 tane sık iğne batarak ilerliyorum. Artırma yaptım burada. Üçüncüye de 2 tane battım. Bu 4. Dönüş sağlamak için artırmamı yaptım. 4. de 2 tane battım. Şimdi kalanlara birer tane batarak devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar örüyorum. Şimdi evet, sonuncuyu da yaptım. Bir tane zincir çekip dikecek kadar ip bırakıp kesiyorum. Bunu neden yaptık? Tabii ki çantamızı böyle ağzı açık kalsın istemiyoruz. Bu kadar küçük bir çantaya fermuar da dikmeyeceğiz. Şunu bu parçayı şöyle şu şekilde dikeceğiz. Şuraya da çıt çıtla böyle kapatacağız. Evet, dikiş işleri artık sizden. Onları göstermeme gerek yok. Parçanızı ördükten sonra şuradan dikin. Daha sonra bir bu tarafına bir bu tarafına çıt çıtlarınızı dikip kapatın. Şimdi son olarak bu çantaya askıyı nasıl yapacağız onu göstereyim. Önce bir tane zincir çekip ipimi düğümlüyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İlk zinciri örmüyorum. Yanındakine batıp ilmek çıkarıyorum. Şimdi 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın burada bir genişlik oldu. Bu genişliğe batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve şimdi bu 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Çevirdim. Bakın genişlik 2 tane artık. Bunu tığa geçirdim. Tığdan ilk önce onları çıkarıyorum. Sonra ilmek alıp 2 ilmeği çıkarıyorum. Döne döne gidiyoruz. Bakın örgüyü böyle çeviriyorum. Şu 2 tane çıkıntıyı tığa geçiriyorum. İlmek alıp bunu 2 taneyi çıkarıyorum. Daha sonra ilmek alıp diğer 2'yi. Döndür. 2 ilmeği tığa geçir. İp alıp önce onu çıkar. Tekrar ip alıp diğer 2 ilmeği. Böyle döne döne ve bu şekilde öre öre istediğiniz uzunluğa gelene kadar askınızın boyutunu artık kendi ebatlarınıza göre ayarlayacaksınız. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örüp çantanızı dikebilirsiniz. Benim zaten çanta askısı diye kanalımda videolarım da var. Aynı bu modelden de var, farklı modeller de var. Eğer başka bir şey olsun ya ben bunu yapmayayım derseniz o videolardan da faydalanıp istediğinizi beğendiğinizi örebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer bir sıkıntı, bir sorununuz varsa da bu konuyla ilgili bu videonun altına yazın. Farklı videoların altına yazınca ya da Instagram'dan bana yazınca ben hangi videodan bahsettiğinizi anlamıyorum. O yüzden de sıkıntı olabiliyor. Ama Instagram sayfamda aynı kanalın aynı isimde. Oradan da beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz sayfamda, kanalımda paylaşmamı istediğiniz herhangi bir örgü modeli varsa da bana ulaştırabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bakın ben böyle konuşurken de ördüm. Birkaç kere de göstermiş oldum size.
Bu kadar işlemimiz. Dediğim gibi istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Çantam bitti. Çantamın ebatlarını da şöyle, videomu yetecek mi bilmiyorum vakti ama göstermeye çalışayım. Bakın tam 20 santim uzunluğu var. En olarak da 14 santim. Şöyle bakın cep telefonum üstüne koyarsam daha da net ebatını anlarsınız. Yazın inşallah pandemi geçer de kullanmak nasip olur. Telefonunuzu, gözlüğünüzü, kartınızı, her şeyinizi sığdırabileceğiniz ebatta tatillerde bile kullanabileceksiniz. Dediğim gibi şunu da şöyle dikeceğim ben. Bitmiş halinin resmini zaten videonun resim kısmını ekleyeceğim. Instagram sayfamda da göreceksiniz. Benden bu kadar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.